Hatırlar mısınız ki şu katı gövdeyi yapmadan, daha doğrusu şu süpürerek katı oluşturmayı yapmadan önce şöyle bir üçgen çizmiştik. Bunu ne için çizmiştik? İşte ta o zamanki aşamalardan burayı görerek buraya plane atamak için çizmiştim bunu. Düzleme geldim. Plane'den kastım düzlem demek plane. Yani bizim şöyle bir uzay boşluğuna çizim açmamıza yarayan şeydir bu düzlem. Şimdi bu düzlemde çizim yapacağız. Buraya düzlem açalım. 30 çapında bir tane daire çizeceğim ve tam şöyle orijine çakışık. Çap 30. Devasa bir çap çizmişiz bu arada. Okey. Ve katıla nereye kadar? Şuradan diyeyim ki tepe noktasına kadar. O da aha burası. Sağ klik onay. Şunu gizleyelim şimdi. Bu düzlemle işimiz kalmadı. Ve tamam. Güzel. Devam edelim bakalım. Şimdi sıra nerede? Ama bir dakika, bir yerde yanlışlık var. Şunun normalde bunun içinde kalması gerekiyordu. Şu düzleme şeyi çizimi uygun yere yapamadım mı? Şeyle orijinle çakışık olmayacak. Bunu biraz orijinden bir miktar yukarı almam lazım. Yani şöyle. Okey. Ve böyle. Şurada minnacık bir yer kalıyor ama orayla daha sonra ilgileneceğim, merak etmeyin. İstediğim unsur, istediğim geometri bu. Şimdi şu merkezsizliğini gizleyeyim. Görüntüden biraz tasarruf edeyim ve tamam. Radius atayalım. R5 atacağım şu şeylere, şu diplere. Okey. Burası okey. Şu arasına da okey. R5. Şuralarda da R5. Bak burası sorun çıkardı, gördünüz mü? Şimdi onaylayayım. Şu sorun. Şimdi burada hatırlayın yüzeyleri, yüz sil komutunu daha önce göstermiştim. Sil ve yamayı kullanayım bir bakayım. Gördünüz mü? Sağ klik onayladım ve mükemmel bir şey elde etmiş oldum. Şimdi bir tane plane ihtiyacım var ama az önceki gizlediğim çizimi açmam lazım. O da şuydu. Bakayım. Evet. Göster. Nerede nerede? Unsurlar, düzlem. Şurası. Şöyle. Düzlem. Şu nokta. Sağ klik onay. Yine hazır bu düzlem seçiliyken. Yine düzlem. Okey. Bu sefer geriye doğru. 10, 20, 20 milim yeter. Okey. Şu arkadakini gizliyorum. Bununla işim yok çünkü. Ondan faydalanarak bir tane bu düzlemi oluşturdum. Tamam, şöyle bir bakayım. Şuraya çok yakın oluyor. 20 değil de 30 yapayım şunu. 40 yok. 30 yeterli. Tamam. Şimdi bu düzleme 30 çapında bir tane daire çizeceğiz. Şöyle. Çap. Hadi. 30. Ama konum doğru mu? Evet, doğru. Tamam. Okey. Şunu gizleyelim. Ve şimdi şöyle bakalım. Ve sağ düzlem. Çizim aç. 3 nokta ile yay. Bunun tam merkezinden. Ve şunun merkezinde bir yere. Şöyle bir unsur.
Sanki biraz daha ileriye taşırsam iyi olacak gibi. Biraz da kavisli şöyle azaltırız. Ya da iyi ya böyle kalsın. Onayladım. Sonra süpürerek katı oluşturma ve dairenin kendisi yol sağ klik onay. Bakayım. Bakayım bakayım. Burada bir şeyler olmuş. Şurada bir şeyler olmuş. Bunun olmaması için bizim şu şeyi kim bu değil. Ya da hiç uğraşmayız. Niye uğraşalım ki? Tekrar tekrar düzlem ve plane falan uğraşmak yerine sil. Bir, bu iki. Arkada da var. Burayı da silelim. Sağ klik onay. Tamam. Tertemiz. R3 bir radius atalım şuralara. Şurayı da atalım. Okey. Biraz sıkıcı geldi değil mi? Ama maalesef böyle uygulamalar yaparak, böyle uğraşarak tecrübe kazanacaksınız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tecrübe kolay kazanılmıyor sonuçta. Şimdi bunlar normalde birer boru olacak aslında. Sonuçta bisiklet gövdeleri ağır olmasın diye genelde çelik borular, alüminyum borular, titanyum borular falan yaparlar ki ağır olmasın. Dolayısıyla bunun içinin boş olması lazım ama bu arada şurada da bir radius koyalım ya. Orayı niye atladık? Oraya böyle R5 yapalım. Güzel dursun. Ki R5'i kaldırmadı. Tamam. 3 yaparız. 2 kaldırma. Ben de boşalttıktan sonra yaparım. Tamam, sorun değil. Neyse, burası bir boru olacağı için aslında bunun için boşaltmamız lazım. Ben ilk başta bir şu kabuk komutunu kullanacağım ama bir deneyelim bakalım. Kabuk mesela 1 milimetre et kalınlığı. Şunu kapatalım. Şurası. Şurası. Burası. Burası ve şurası sağ klik onay. İşte bu. Harikasın. Bir milim de çok ince oldu ya. Yok yok. Gayet iyi. Bir milim. Tamam. Bak, tasarımda bir yer unuttuk. Nereyi unuttuk? Nereyi? Bu bisikletin tekeri nereye bağlanacak? Şuraya teker bağlama yerini unuttuk. Lastik bağlama yeri şöyle düzlem. Şuradan düzlem ata ve tersini 30-40 milimetre yok 45 olacak yanılmıyorsam. Bir miktar daha yapsak, 50 yapsak daha iyi olacak. Tamam. 50 milim ve buna bir çizim açalım. Bu çizimimiz de işte şöyle gelsin. Hop. Düz. Şuraya konik. Şurayı biraz yukarı alayım ya. Burası çirkin duracak yoksa. Şöyle bir şey. Sonra bu da onun içinde kalması için şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç ve burayı kapattım. Ölçüsüne bakalım. Oh, 100 mm çok fazla bu. 80.
Tamam. Okey. Geri kalanların ölçüsü önemli değil. Şuraları da bir radius kıralım. 10 milim fazla, 100 milim mi? Yuh. 100 değil, 10 milim yeterli. Hop. Klik, klik. Bir de şunun tam hizasında şöyle şuraya bir tane delik. Genelde 10 çapındadır. Katılayalım bir miktar. Ne kadar? Bir miktar derken genelde bu da 10 milimetredir. Okey. Gizle. Tamam ve aynısını karşı tarafa ne yapalım? Aynalayalım. Orta düzlemi seçtim. Şey yani sağ düzlem. Aynala neyi? İşte bunu. Okey. Güzel. Şimdi bir de bunu boyayalım. Tasarımımız bitti. Verelim boyamaya. Boyansın değil mi? Kırmızı olsun. Kırmızı, kırmızı. 5 lira pahalı olsun, kırmızı olsun diye bir söz vardı galiba. Okey, şunu da gizledik mi? Hadi. Ctrl Q. Tamam. Ctrl Q. Ya ben bunu göster demiyorum ama çıkıyorsun oradan. Niye çıkıyorsun? Neyse, kırmızı bir bisikletimiz oldu. Bir de gelip bir de bir hatta şöyle malzeme atayalım. Bu ne olsun? Sade karbon çeliği olsun. Ama renk peki sade karbon çeliğiyken gerçekçi görünüme geçersem böyle de bir parlak oluyormuş. Güzel. O zaman geleyim ben buna renk tekrar geri atayım rengimi. Kırmızı olsun. Kırmızı bisikleti sever insanlar genelde. Ctrl Q. Evet. Şu çizgiler işi bozuyor. Git kardeşim, istemiyorum seni. İşte 2019'unda maalesef ben bu çizgileri göster demiyorum ama gösteriliyor. Şimdi Ctrl Q dediğim zaman gidecek büyük ihtimal ama niye olsun ki? Bakın çok güzel de bir tasarım oldu bu arada. Hatta ben bunu kaydedeyim size. Bunu ben size bisiklet gövde tasarımı diye kaydettim. Aslında bakın yanlış bir şey yapmışız. Daha ben bu parçayı hiç kaydetmemişim. Normalde bunu kayıt yapmamız gerekiyordu aslında. Sebebi şu, herhangi bir ters işlemde ya da ne bileyim bilgisayarımız kaldırmadığı zaman atıyorum tam tasarımımız bitti, tam renk vermeye geldik, şak program kapandı. Ne olacak? Gördüğünüz gibi kaç dakikadır uğraşıyoruz. O kadar zamanımız çöpe gitmiş olacaktı. O yüzden sık sık şu kaydet butonunu kullanın. Şimdi gövdemiz ve tasarımımız tamam. Şöyle Ctrl S. Hatta buna bir de şöyle bir şey yapalım. Çizim. O kadar uğraştık, markamızı vuralım değil mi? Ama tabii ters değil. İşte böyle. Yazı tipimizde Arial yaparsak daha hoş görünür mü? Bakalım.
Okey. Evet, nispeten görünür. Beğenmezseniz siz istediğiniz yazı karakterini kullanabilirsiniz artık. Sar komutunu öğretmiştim size hatırlarsanız. Şu alttaki şey işi bozuyor aslında. Yani şu çizgiyi. O yüzden bunu kaldırmam gerekecek maalesef. Hatta onu kaldırsam da uyarı verecek. Referansını kaybetti çünkü. O zaman silip ben de şu şekilde yaparım. Şöyle. Nerede? Sağ düzlem. Referans düzlem tersine 80 milim ve tamam. Şimdi nokta KRC. Bu da tam şöyle bir yerde dursun. Bakayım. Ama tersine. Biraz da büyütelim. Yazı karakterimizi de Arial ve şurası. Az önce kaç yapmıştık? O boyut iyiydi ama. Neyse bir 20 diyelim bakalım. Az önce sanki 15'ti. Heh, şöyle olsun. Evet, şöyle. Heh. Güzel. Okey. Şimdi şu yazının rengini bir şey pardon yazı diyorum. Şu rengi ben bir kaldırayım da. Ya da kaldırmayayım. Kaldırmayayım kalsın. Unsurlar. Şey onayla. Sar. Çizim bu. Şuradan seçeceğiz. Okey. Ve gövde bu. Sağ tık onay. Ve şu düzlemi gizle. Şimdi şuradaki renkleri boyayalım. Sar komutunun tamamını boyayalım. Ne olsun? Yeşil. Hop. Ne yaptın ya? Orası komple değil. Geri gel. Seç. Yüzey boya. Sarı yapmayacağım. Aslında buraya en iyi lacivert gider. Evet, lacivert yapalım. Sarı olmasın. Evet. Ve okey. Heh. MKRC. Mustafa Karaca. Güzel. Şöyle ve şöyle yaklaş. Güncelle. Kontrol Q yine güncelle. Kontrol B yine güncelle. Kontrol S'ye kaydet. Güzel. Bisiklet tasarımımız bitti arkadaşlar. Sıkıcı gelmiş olabilir. Hakkınızı helal edin. Bir belli bir dönemden sonra daha doğrusu belli bir zamandan sonra insan böyle mayışıyor. Ama maalesef ki gerçek hayatta da böyle tasarım yapmak çok da kolay değil. Yani kolaydan kastım hani gözünüzü korkutmayayım da bir ciddi zaman isteyen bir şeydir. Peki o zaman sonraki videolarımızda görüşmek üzere.